Ölüm Adası olarak adlandırılan 18 dönümlük arazide yer alan terk edilmiş bir psikiyatri hastanesi, karanlık turizm merkezi olarak hayata yeniden döndü. İtalya'da Venedik Lagünü'nde Venedik ve Lido kentleri arasında yer alan Poveglia bir zamanlar karantina istasyonu ve 160 binden fazla kara veba kurbanı için toplu mezarlıktı. İnsanlar kara vebanın en ufak belirtilerini bile gösterdiklerinde zorla bu adaya sürükleniyor ve devasa odun yığınlarının içinde yakılıyordu. Adanın toprağının ise yaklaşık %50'sinin insan küllerinden oluştuğuna inanılıyor. 1986'da terk edilmiş olmasına rağmen Poveglia, insanların soykırım, savaş, doğal afetler ve diğer felaketler gibi tarihsel olarak ölüm ve trajediyle ilişkilendiren yerleri ziyaret ettiği bir trend olan karanlık turizm için sıcak bir nokta olarak yeni bir hayat buldu. Adanın ziyaretçilere kapalı olmasına rağmen bazı kişiler bir zamanlar veba kurbanları ve akıl hastalarını barındıran çürümeye yüz tutmuş binaların ürkütücü görüntü ve fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Diğer taraftan Poveglia'nın tarihi kayıtları yakındaki İtalyan kasabalarından barbar istilacılardan kaçan kadın ve çocuklar için bir sığınak olarak hizmet verdiği M.Ö. 421 yılına kadar uzanıyor. Ada, veba salgını sırasında bir karantina istasyonu haline geldi. Sağlıksız ve aşırı kalabalık koşullar nedeniyle sayısız ölüme yol açtı. Vebaya yenik düşen 160 binden fazla kişi ise 18. ve 19. yüzyılların arasında adaya gömüldü. Günümüzde Poveglia'yı ziyaret edenlerin ayaklarının altında işaretlenmemiş mezarların varlığını hissettiklerini ve toprakta insan kemiklerine rastladıklarını belirtiyor. Bununla birlikte Poveglia'da 1900'lü yılların başlarında açılan psikiyatri hastanesinin karanlık geçmişi, sonunu çan kulesinden atlayarak hazırlayan dengesiz bir doktor tarafından gerçekleştirilen deneysel lobotomiler hakkındaki söylentilerle bir başka gizem katmanı daha ekliyor. Çan, yıllar önce kaldırılmış olsa da bölge sakinleri çanın ürkütücü sesinin terk edilmiş adada yankılandığını iddia ediyor. Poveglia'nın karanlık geçmişi, ürkütücü ve gizemli olana ilgi duyanları çekmeye devam ederken, İtalyan balıkçılar da dahil olmak üzere yerli halk adanın kıyılarına yaklaşmaktan çekindiklerini söylüyor. Geçmişte İtalyan hükümeti hastaneyi restore etmeye çalıştı ancak işçiler binayı aniden terk etti. Bu adada görünmeyen varlıkların varlığıyla ilgili spekülasyonlar çoğalmaya başladı.